Günaydın. Sizle en son buraya yerleştiğimiz gün konuşmuştuk sanırım. Yani dün değil, dünden önceki akşam. Biz dün biraz böyle tatil yaptık kendi, her şeyi böyle kapattık. İyi geldi bize açıkçası. Sonra da burayı da yine çok sevince 2 gün daha uzattık. Tam olarak resepsiyonun önündeyiz. 2 gün daha uzattık. Belki 3 gün daha uzatırız, hiç belli değil. Kamp hayatının da en güzel yeri bu zaten. Çok Evet, plansız. aynen, çok plansız. Ya yok, kamptan ziyade bir de arabayla geldik ya ilk defa. Onun şeyi var. Hani çünkü normalde her gittiğimiz yere uçakla gidiyoruz ya da şehirler arası otobüs ya da tren olunca ona uymak zorunda kalıyorsun. Ama burada öyle bir şey yok. Rezervasyon istediğin kadar uzatabiliyorsun. Bu konuda çok rahatlar zaten. Özellikle parselli alanda kalmadığımız için zaten çadır Evet, alanları çok aynen. serbest. Aynen. Çadır alanları çok serbest. Gerçekten öyle. Çadırımızın pozisyonu, lokasyonu. Yine deniz kenarı, direkt denizi gören bir yerdeyiz. Hatta denizi görmüyor. Nereye görüyor biliyor musunuz? İtiraf ediyoruz. Şey görüyor, çıplaklar kampı kısmını görüyor. Yani orada insanlar çıplak denize giriyorlar. Aynen. Neyse, o konuda da konuşalım sahile de. Marketin Evet. önüne geldik. Marketten bir şey alacaktık Evet, sanırım. ben bir şey Bir, evet, almıştım. markete uğrayalım. Ondan sonra geçelim. Market burası. Ben nereye gidiyorum? Maske. Maske bulmam lazım çantamdan. Bir maskem yok. Bir maskem Sen yok. giremezsin. Senin var mı? Var. Yedek yok mu? Maske kişiseldir efendim. Ay, sen yedek koyar, kişisel de şey demedim. Aynısını kullanayım demedim. Ay, bir şey söyleyeceğim. Maskenin ağ gidiyor, ağ kalmış. Siz olun, maskeyi böyle kullanmayın arkadaşlar. Neyse, dalga geçiyoruz Sana tabii. veriyorum o zaman kamerayı, Aynen, ben giriyorum. aynen öyle. Evet efendim, ben de maskemi takıyorum ve içeriye giriyorum. Giriyoruz. Hadi içeri gir, gel. Melih'i beklerken size kaldığımız adayı böyle göstereyim haritadan. Burası yine Kereke Adası, dediğim gibi. Şu kısımlardan şey var, Jeka falan vardı bu taraflarda. Aynen, oralardan gelebiliyorsunuz. Ve şuradaki köprüden geçtik. Ay, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Şuradaki köprüden geçerek geldik. Böyle 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 aşağı indik. Bizim tam olarak bulunduğumuz yer şurası. Biz buradayız. Adanın en güney kısmındayız. Ama tabii ki de buralarda da kalabilirsiniz. Ama biz buranın tesisini çok beğendiğimiz için en aşağıya kadar gitmeye karar verdik. Gerçi adanın bir ucundan bir ucu 1,5 saat falan bile değil. Hani beğenmezsek başka yere uğrarız demiştik. Çıktın mı? Evet efendim. Neler aldın? Şimdi neler aldım hemen söyleyeyim. Göster Bir bakalım. tane bir hırvat biraz aldım. Evet. Efendim şöyle. Bir de kola aldım. Ne kadar fiyatlar? Şimdi hemen fiyatları da söyleyeyim ben şey olarak. Öncelikle Hırvat kunası 1,06 Türk lirası. Yani birebir aynı Türk Evet. lirasıyla. Kolayı 8 lira, 8 kunayı almışım, 8,10. Bira da 13,50. Şimdi Evet, de çok normal. almışız. Aynen. Bu bir de pahalı bir market. Evet. Yani kamp alanı içinde Kamp olduğu alanı için. içinde olduğu için, Normal evet. süpermarketler daha ucuz fiyatta. O zaman haydi gidelim. Bu arada ne yaptım? Size yaptığımı anlatayım. Açık gözlülüğüme bak ya. Dün geceden havluyu şezlonglara serdim. Sabah erkenden kalkıp yer bulması zor olmasın diye. Buradakiler sabah 6'da kalkıp Aynen öyle, aynen öyle. şezlongları kapıyor. Aynen. Ben Neden? Şezlonglar ücretsiz. Evet, ben ne yaptım? Geceden koydum. Neyse, yalnız bir şey söyleyeceğim. Gece o kadar çok yağmur yağdı ki, fırtına, yani hava 35 derece ama fırtına vardı dışarıda. Dün öğleden sonra saat 3 gibi birden hava bozdu. Biz de ondan sonra denizden çıktık. Direkt çıkar çıkmaz zaten yağmur başladı. Ondan sonra hiç yağmur dinmedi zaten. Öyle olunca bütün planlarımız alt üst oldu. Şimdi buradan gidelim. Ay, inanmıyorum. Bugün dalgalı. Dünkü havadan dolayı sanırım. Kamp alanının beach barı. Yaş ortalaması 10.
Ama bu saatte öyle saatler çok erken. O yüzden. Evet. Ay çok güzel görünüyor yine. Ama ben direkt giremem. Bugün soğuk olabilir. Denizden dolayı. Evet. Uzattık. Yine uzattık. Bakalım havlumuz duruyor mu o fırtınalardan sonra? Değil mi? Ama kesin ıslanmış. Kesin canım. O kesin ama hala da güneş yok tam olarak. Kurumamıştır. Ya deniz soğuk olabilir mi şu anda? Sanmıyorum. Bence soğuk. Evet, havlularımız duruyor. Gerçekten duruyor. Kaya koyduğum için üzerlerine. Ama herkes öyle yapmış. Baksana kenar yandakinlere. Yalnız bunları kurutmamız lazım. Evet, şimdi de hazır sahildeyken ben biraz kampın hem maliyetinden hem de neden bu kampçılık bu kadar yavaştı Avrupa'da, niye adım başı kamp yerleri var vesaire, bundan biraz bahsetmek istiyorum aslında. Şimdi revaçta dediğim olay şöyle, korona sebebiyle biz de kampa döndük. Biz korona sebebiyle kampa döndük. Yoksa ama ikimiz de pek kampçılıkla alakamız olan insanlar değil. Evet, Türkiye'de daha önce hiç kamp yapmadım. Evet. Bir ortaokuldayken izcilikte yapmıştım ben, o kadardı. Şimdi kamp burada çok değişik bir kültür. Hı-hı. Ve normalde biz Türkiye'de hani daha gelir seviyesi düşük insanların bulunduğu bir kamp şeyi görürüz ya. Normalde adam Doğan'ıyla, Şahin'iyle falan gelir. Burada öyle değil. Son derece lüks karavanlar, lüks arabalar, şeyler bir kampa geliyorlar. Sadece Hırvatistan'da değil, Almanya'da da öyleydi. Diğer North Sea videomuzu, North Sea'deki kamp maceramızı izlediyseniz orada da söylemiştik. Evet. Ciddi anlamda arabalar falan çok lükstü. Yani sadece arabalarla kıyaslamıyorum hani bunu şey olarak anlaşılmasın. Yani, ama maddi durum belli oluyor yani tabii ki de. Evet. Demek ki burada bir kültür var aslında. Evet, burada bunu bahsetmek lazım. Niye? Adamlar bir kere her şeyden önce denize çok yakın olmak istiyorlar. Evet. Doğayla iç içe olmak istiyorlar. Bir de yapılan bir araştırmalarda şunu gördüm ben, Amerika'da yapılan bir araştırma. İşte bu aile içi uyumsuzluklar, eşler arası diyalog bozuklukları vesaire, bunları tedavi için kamp öneriyorlarmış. Evet. Çünkü bence bunun sebebi şu. Burada daha doğayla iç içe olunca daha izolesiniz. Evet. Ve izolenin dışında her şey çok iş bölümü. Evet, bulaşığa beraber gidiyorsun, biri gidiyor, biri bir yerinden tutmadan bir iş olmuyor. Biraz öyle şeyleri var. Açıkçası ben beğendim ya. Yani. Biz beğendik. Ben bunu seneye de yaparım, daha sonraki sene de yaparım. Evet, yani korona olmadığında da yaparım. Şöyle de bir şey var, buranın yazlık, mesela burası tam bir tatil adası. Evet. Sadece tam bir tatil adası. Tatil adası olmasına karşın az önce gösterdiğim adanın hiçbir kıyısında büyük oteller yok. Evet, Türkiye'deki gibi öyle denize kıyısı olup yok bu şu kesim sahilin şu kesim şu otele ait, yanındaki başka bir otele ait, öyle bir şey yok. Buradakilerin hepsi karışık resortlar tarzında yani. Evet. Ama sen otel değil, bungalov evler, karavan ve çadır şeyleri. Evet, çok ilginç bu. Yani mesela Türkiye'de bunu İnsanlar gelen müşteriler kabul etmez. Tabii ki. Yani aynı yerde premium kalan, premium bir resort, mesela havuzu var, her şeyi var. Evet. Aynı yerde işte geceliği 150 euroya kalan insan da kalıyor, geceliği 20 euroya kalan insan da kalıyor. Aynı sahili kullanıyorlar, aynı şeyi kullanıyorlar. Sadece yattıkları yeri konfor değişiyor. Aynen öyle. Geri kalan her şey aynı. Tuvaletler ortak, ne bileyim şeyler ortak, ne bileyim adamın elektriği var, çadırda kalan elektriği yok. Hı. Bu tarz şeyler. Hı. Normalde Türkiye'de aynısı olsa adam diyecek ki, ben diyecek gecelik bu kadar para veriyorum, bu fakir benimle aynı yere niye gelsin? Türkiye'de böyle bir şey var. Var. Ne yazık ki var. Aynen. Yani özellikle bazı marka kafeler, bazı marka barlar, bazı marka beachler. Hani duyuyoruz ya Bodrum'da lahmacun 1000 lira. Tabii tabii, aynen. Yani o, gitme abi oraya sen de 1000 liraya lahmacun mu yenir? Çok ilginç bir yapı. Yani. Evet. Bu biraz da bana biraz şey geliyor ya. Görgü, kültür. Bunlar gerçekten eğitimli olan şeyler değil. Kesinlikle. Kesinlikle, kesinlikle eğitimli olan şeyler eğitimli değil. Burası Türkiye ile aynı gelir seviyesine sahip neredeyse. Almanya'dan daha uygun, daha şey düşük bir şey ülke. Ama üçte biri. Üçte biri aynen, ama aynı Almanya'daki o kültürü, Almanya'daki o insanların şeyini burada da görebiliyoruz. Temiz, saygılı vesaire. Bu açıdan aynen. Hani ben çok huzurlu bir tatil yapıyorum. Evet, yani mesela şezlonglar ücretsiz. Normalde böyle bir tesiste şezlonga ciddi para alırlar. Evet. Ben en son İzmir'deyken bir çeşmede işte beachlere gittiğimizde kişi başı giriş 150 lira, 200 lira olan beachler var mesela. Hani hakikaten hala o fiyatlar mı bilmiyorum.
Gidenler varsa yazıyordur. Yani çok değişik bir kültür. Keşke ülkemizde de böyle olsa. Keşke, bir de temizliklerine hayran oldum. Yani bir insan orada bir hafta kalıyor mesela, gidiyor. Adamın oraya gelip gelmediği belli değil. Sanki hiç ıssız bir yermiş gibi görünüyor. O açıdan ben beğendim yani. Kamp olayında öyle bir durum var. Bir de çocuklarda özellikle şey var burada gördüğüm, hani iPad'den uzaklaştırmanın yolu. Kesinlikle. Buradaki çoğu çocuğu elinde bulaşık şeyleriyle bulaşık yıkarken, bulaşıklarını yıkadıktan sonra kurularken görüyorsunuz. Çok şaşırdım ben de ona. Yani çocuklara bildiğiniz hani bulaşık yıkamayı öğretiyorlar, temizlik yapmayı öğretiyorlar, şeyi öğretiyorlar. Burada büyük bir iş bölümü var. Çok ciddi bir iş bölümü ama herkes yapıyor bunu. Yani şey gibi değil. Mesela bizim Türk kültüründe de şey vardır, hani baba bunu yapmaz. İşte anne bunu yapmaz. Kadın işi, erkek işi. Bu tarz ayrımları bitirmişler. Yok yani. Çocuk bile oyun bir bireyi ise o eşit haklara sahip şekilde yapıyor. Sanıyorum da demokrasi böyle başlıyor işte. Aile içerisinde demokrasi başladığında dışarıya da bu otomatikman yansıyor. Toplumun kendisine de yansımış oluyor. Demokrasi biraz da böyle bir şey. Benim görüşüm bu açıkçası. Çünkü hani siz aile içerisinde ayrıcalıklar sağladığınızda toplum dışarıya vurduğunda gene aynı şekilde bazı insanlara ayrıcalık sağlanmış oluyor. Çok değişik bir yapı. Evet. Bakalım bize neler gösterecek.